döndün ya. Bal akşama kalacak galiba. Burhan Can Terzi, transfer komitesinin gönlünde yatan 10 numara Dybala demiş. Arkadaşlar, haber de doğru bu arada. Bakın, tarihini almayı unutmuşum. Tarihini görüyorsunuz. Erden Timur bize Paolo Dybala'yı getir. Bu transfer Galatasaray'ı şampiyon yapar yazmışım. Bunu ne zaman yazmışım arkadaşlar? En az bir 10-15 günü var. Galatasaray Paolo Dybala'ya teklif yaptı. Bunu çok net bir şekilde biliyorum. Erden Timur'un dönem dönem böyle hayal ettiği, Galatasaray'a getirmek istediği futbolcular var. Mesela İlkay Gündoğan'la görüştü. İlkay ilk olarak dedi ki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra karar vereceğim dedi. Sonra Barcelona'da karar kıldı. Bir de Firmino. Firmino'yla sezon başında görüştük arkadaşlar. Böyle 4-5 tane Erden Timur'un çok inandığı, yokladığı, Icardi gibi fırsatını bulup getirebilir miyim diye düşündüğü futbolcular var. Paulo Dybala da bunlardan bir tanesi. Paulo Dybala için Galatasaray'ın çok yoğun girişimleri oldu. Ama Paulo Dybala'da sıkıntı şuydu. Bir, biz bunun çıkış maddesiyle ilgili olduğu dönemde devre arasında tam o tarihte teklif yapamadık. İki, Roma kararsız davrandı. Paulo Dybala'yı Roma niye göndersin? Onu da söyleyeyim. Paulo Dybala'yı Roma şundan dolayı göndermek istedi. Paulo Dybala'nın sevgili arkadaşlar, Mourinho taraftar tartışmaları, Roma'nın içinde bulunduğu kriz vesaire, birçok noktada, birçok konuda Roma'da mutsuz olduğu biliniyor. Ve an itibariyle, bakın, sezon başında değil, sezon başında Galatasaray iki kez reddetti Paulo Dybala. Bunlar teyitli bilgiler arkadaşlar. Sezon başında iki kez Galatasaray'ı Paulo Dybala reddetti. Ama şu an Roma'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu adamın 7 milyon brüt maaşı var. Herkes 12 milyon yazıyor. Hayır, 7 milyon brüt maaşı var. Bunun %40'ı vergiye gidiyor. Yani 3,5 milyon, 3,600, 3,700 para kazanıyor bu adam. Ve Galatasaray Dybala'yı 4 milyon euroyu gözden çıkartmış durumda. Yıllık 4 milyon net para. Öyle diyorlar ya, 12 milyonluk Dybala'yı nasıl alacağız? Kardeşim önce araştır. 7 milyon alıyor. Bunun da %40'ı vergiye gidiyor. Cebine kalan para 3 küsür. Galatasaray'ın teklifi de 3 artı 1. Yani 4 yıllık 4 milyon euro. Sabahtan beri bunları anlatacağım. Ama Musa Yıldız bizi Dubai diye paralize etti. Evet Musa, burada da itiraz edeceğim bir şey var mı? Roma'ya da bedelsiz gitmiş bu Dybala. Evet. Biz 12 milyon euro şey verecektik bu arada. Evet Musa Yıldız. Ya bu Dybala gelirse Eyüp Yıldız'a yazar. Aylardır söylüyor. Evet, Eyüp doğru. Yıldız'a yazar. Net bir şekilde bu bilgiyi de veren Eyüp Yıldız'dır. Çok da net bir şekilde ben arkasında duruyorum. Ama ayrıyetten de istediğimiz bir oyuncu mu, bu tartışılır. Ama ben bunu da söylersem başka bir boyuta doğru gideriz. Yani yok, Yıldız, anlat Yıldız, ya Yıldız, anlat. Bak birinin üzerine çıktık, tekrardan 800'lere falan düşelim. Bir anlat neden istediğimiz oyuncu değilmiş. İstediğimiz Musa oyuncu. Musa abiye savaşa gidilmez. Düşmana cephane verir. Aykırı gözükmek için yapıyor arkadaşlar. Musa Yıldız Hıncal Uluç ne yapıyordu? Herkesin ak dediğine kara diyordu. Herkesin kara dediğine de ak diyordu. Evet söyle bakalım, neden Galatasaray'ın istediği futbolcu değilmiş? Düşünün. Öyle demedim abi. Öyle demedim abi. Bir ama biz sıkılmadık biz. Hani böyle elimizde ya tutarsa dediğimiz bir sürü transfer varken bir daha Dybala'ya da girmek. Ya bizim arayacağımız adamlar Derek Koen gibi, Grunberg gibi adamlara gitmemiz lazım. Ama biz hala devam ediyoruz. Devam edelim. 4 milyon vereceksin, sonra 4 sene mi vereceksin, 3 sene mi vereceksin, sonra da o 4 seneyi nasıl çıkartacağımızı konuşacağız. Yani şimdi sonra da 2 senenin sonunda da birileri çıkacak, Dybala kötü oynadığında, iyi oynadığında bir problem yok. 2 senenin sonunda Dybala kötü oynadığında da bu Dybala'yı alan yönetime ta diyecek, başlayacak. Ben buna karşıyım abi. O zaman kimseyi almıyorum. Bak Dybala dediğin adam, tamam mı? 10 numara pozisyonda oynuyor. Ve hücum yetenekleri çok üst seviye. Ben Dybala'yı almayalım dedim mi? Tamam, ama yani bu yaptığına da oportunizm deniyor.
almayalım da demiyorsun, alalım da demiyorsun. Şeytanın avukatlığını yapıyorsun. Diyorsun ki 2 sene sonra oynamazsa herkes kızacak. Ya onu da 2 sene sonra düşünürüz. Öyle baktığında Derrick Köne de kızacak 2 sene sonra oynamazsa. Derrick Köne bak. Neyse dün konuştuk yani Derrick Köne. Sevgili Murat, sen ne diyorsun Dybala için? Ya ben isterim. Ben seviyorum Dybala'yı. Şeyde de Juventus'ta da seviyordum. Roma'da pek izleyemedim. O maçlara pek bakmadım. Ama gelmesini isterim. Biz anket yapamıyor muyuz? Açalım taraftar izleyicimiz ne diyor? Ya Dybala'yı istiyor abi. İzleyicimiz sayılır gibi düşünüyor ki. Musa Yıldız farklı, aykırı gözükmek için, dikkat çekmek için biraz ben ne söylersem tersini söylemeye çalışıyor yani. Böyle yani. Fenerbahçeli yazıyorlar Musa'ya. Yani Fenerbahçeli değil ama Boz Baykuş. Boz Musa. Derin Boz Baykuş. Dybala ister misiniz diyelim hadi. Hayır yani yorum o kadar bir şey ki. Dybala ister misiniz? Yorumda yazın arkadaşlar. İster misiniz Dybala'yı? Evet. Dybala isteyenler Dybala yazsın. Dybala isteyenler Dybala yazsın. Tamam, anketi başlattım. Dybala ister misiniz? Evet, hayır. Musa abinin içine Selahattin Atan kaçmış demiş bu. Selahattin abi bir mantık silsilesinde yapıyor arkadaşlar. Musa mantık silsilesinde yapmıyor ki. Dybala tamam iyi oyuncu ama 2 sene sonra oynamadığında da kim aldı bunu diyecekler. Tamam. İnşallah. İnşallah. İnşallah yayın bittikten sonra bu yayını izleme şeyinde bulunursun. Büyük Bozbaykuş Uluç. Herkes Dybala yazıyor, arada var. Büyük Bozbaykuşlu Musa Uluç demiş. Saygılarımı iletmekten başka bir şey demiyorum. İnşallah bu yayın bittikten sonra bu yayını izlersin abi. Ne diyeyim? İzleyeceğim abi. Anlamsız tartışmalar. Dybala'yı aldın 2 sene sende oynadı, 3. sene oynamadı, bu adamı kim aldı diyecekler. Alalım mı bilmiyorum. Almayalım mı bilmiyorum. Ne yapalım bilmiyorum. Ne tartışıyoruz bilmiyorum. Galatasaray'a menajer önerisi bir futbolcu var. Bu da iyi bir futbolcu arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yayını like'layın. Birazcık böyle Musa'ya şey yaptım, böyle agresiflik yaptım ama sinirli değilim bu arada yani. Başka bir şeyden yani. Yayın şeyinden çıktığı için hani insicamı bozulmak diye, yani programın akışı bozulmak diye bir şey vardır. Akışı bozulduğu için Musa'ya tepki gösteriyorum ben. Musa abi kırmızı çizgimizdir. Dybala net gelmez demiş. Yavuz Büyüktürk, seviliyorsun Musa abi, tarihlere kapılma demiş. Şimdi bu arkadaşı konuşalım.